Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarından yepyeni bir Asfora Kapınızda bölümünden bu akşamda merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bizler yine bir çarşamba akşamında evlerinize, hanelerinize konuk olmaya devam ediyoruz efendim. Yine aklınıza, mantığınıza gelmeyecek mahallelerimizin kapılarını çalmaya devam ediyoruz. Şu anda neredeyiz efendim? Hadi size şöyle bir tahmin verelim. Şöyle bir düşünme fırsatı verelim. İlhancığım, göster blokları şöyle bir. Göster şöyle blokları. Acaba seyircilerimizden tahmin eden olmuş mudur? İlhancığım, dön tekrar bana. Dön tekrar bana. Efendim, şu anda Meram Toki'deyiz efendim. Meram Toki'ye de Asfora ekibi gelir miymiş diye düşünüyorsanız efendim, geliriz. Birazdan ne yapacağız efendim? Birbirinden kıymetli hemşehrilerimizi yine sizlerle buluşturacağız. Burası oldukça geniş bir yer efendim. Apartman sayısı fazla, daire sayısı fazla. Burada yoğun bir ne yapacağız? Enerji sarfiyatı yapacağız ama enerjimizi düşürmeden efendim evlerinize geleceğiz. Demedi demeyin, bir akşam vakti hiç ummadığınız bir anda ziliniz çalınabilir. Asfora Kapınızda ekibi kapınıza kadar gelebilir. 4 aşamalık sorularını size sorabilir. Onun için ne yapalım efendim? Hazırlıklı olalım. İlhancığım, apartmanımızın önüne geldik. Sözleri fazla uzatmayalım. İstiyorum ki şöyle hemşehrilerimizle hasbihali daha fazla yapalım. İlhancığım, görmüş olduğun gibi burada apartman ismi yok. Tamamen 1-2-3 numaralı bloklar halinde alfabetik sıraya göre gidiyor İlhancığım. Ne dersin, bu apartmanı şöyle bir zorlayalım mı İlhancığım? Ne dersin? İlhan, niye konuşmuyorsun benimle? İlhancığım, niye ilgilenmiyorsun benimle? İlhancığım, yürü bakalım. Hadi uğraşacağım seninle o zaman. Madem bu apartmanın önünde şöyle enerjik bir şekilde abi girelim demediysen ne yapar bu Erkan? Seni yorar İlhancığım. Hiç kusura bakmayacaksın. Apartman sayısı oldukça fazla. Acaba hangi kıymetli hemşehrimizle tanışacağız? Şöyle yürürken bir yandan da aşamalarımızı bir kez daha hatırlatalım. Efendim, Asfora marketlerden yapmış olduğunuz alışverişlerin fişini atmayın efendim. Hiçbir tarafa atmayın. Kapınızı çaldığımızda efendim sorduğumuz ilk soru bu olacak çünkü. Eğer ki bir hafta içerisinde yapılmış bir alışverişin fişini bize gösterirseniz birinci kriteri geçmiş oluyorsunuz. İkinci kriteri de efendim, Asfora'mızın biliyorsunuz damaklarınızın tadına hitap eden birbirinden lezzetli ürünleri var. Onları kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra kutularını ve ambalajlarını ne yapıyorsunuz efendim? Hiçbir tarafa atmıyorsunuz. Neden? Asfora Kapınızda ekibi gelir. Bu Erkan o ürünleri sorar. Sorduğunda efendim şöyle ürünü de bize gösterirseniz ikinci kriteri de geçmiş oluyorsunuz. Daha sonra Asfora'mızın sosyal medya üzerinden Facebook ve Instagram hesaplarından efendim şöyle bir beğenip takip ederseniz bu da üçüncü kriterimiz oluyor. Yine kazanacaksınız. Dördüncü soruda da efendim bu şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora markete uyar derseniz dünyalar bizim olur efendim. Dördüncü kriteri de geçirmiş olursunuz ve bizden 100 liralık alışveriş çeki kazanmış olursunuz. İlhancığım, şu an park etmiş araçlarla yoğun bir mesai harcıyorsun. Tamam, hadi yormayacağım ben seni. Gel bakalım, hadi bu apartmanımıza bir girelim. İlhancığım, şöyle bir bakalım. Işık trafiği beni biraz endişelendirse de ne yapalım İlhancığım, o kadar konuşarak geldik, şöyle bir ne yaptık? Enerji sarfiyatı yaptık İlhancığım. Hazırda yerde böyle kırmızı halıyı görmüşken, yani sunucusunun artistlik hareketlerde bulunduğu Asfora Kapınızda ekibi o zaman ne yapsın efendim, şöyle içeriye doğru yavaş yavaş girsin. İlhancığım, görmüş olduğun gibi apartmanımıza giriş yapıyoruz. Şöyle ilk kapıyı bence direkt geçeceğiz. Geçtik. İlhancığım, biz de ilk kriteri geçtik ama ikinci kriterde ne yapacağız İlhancığım? Bir büyüğümüze yine başvuracağız. Sağ olsun efendim, çekimlerimiz boyunca Cengiz ağabeyimiz yağmur çamur demeden, kar demeden, yeri geldiğinde efendim şöyle istirahatinden fedakarlık yaparak Asfora Kapınızda çekimlerine renk katmaya devam ediyor. Bugün de yine bir büyüğümüz olarak başımızda efendim, ben istiyorum ki Cengiz abi, ilk zilimizi sen şöyle bir çal. Acaba o uğurlu parmaklarıyla hangi kıymetli hemşerimizi ne yapacağız? Ekranlara çıkartacağız. Evet, Cengiz abim şu an düşünüyor. Birden başlayalım mı? Evet, birden başladık efendim. Birden başladık. Böyle her şey birden bir oluyor zaten. Biz de birden başladık. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çarşı karıştı içeride. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapı açıldı mı ki acaba? Kapı da açılmamış. Acaba benim sesimi çocuk sesi falan mı zannettiler? İçeride küçük çaplı bir çarşı karıştı gibi. Ama Cengiz abi, bir çocuk sesi gelmişti. Demek ki büyük de devreye girdi, kapı açıldı. Açılmadı. Mümkün değil. Ha. Evet. İlhancığım, yani demek ki oluyormuş böyle, her zaman kapı içeri mi açılır? Burada da dışarı açılıyormuş. Bir numaralı dairemiz. Cengiz abi, bir alt mı oluyor? Evet, altı. Cengiz abi, sana hayranım bu noktada. Gel bakalım. Şöyle bir bakayım. Hatta az daha bakayım. Gelin gelin. İnelim bakalım şöyle. Hep önden beni sürüyorsunuz ama. Efendim sizin zile mi çaldık? Evde bir büyüğümüz var mıdır? Çok güzel. O zaman şöyle İlhancığım, ben müsaade almadan buraya gelme. Şöyle bir yaklaşalım. Albacım merhabalar. Kusura bakmayın rahatsızlık verdik. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfora Kapınızda diye bir program yapıyoruz. Eğer müsaitseniz, kamera daha sizi görmüyor. Tamam derseniz kapının önünde bir çekim yapmak isteriz. Uygun musunuz? İlhancığım yaklaş. İlhancığım yaklaş, gel böyle. Sağ olsun kıymetli bir ablamız kapısını bize açtı efendim. Ne yapacağız şimdi? Tanışacağız ablamızla. Şurayı şöyle ben bozabilirim değil mi? Bozabilirim, sıkıntı yok. Ayakkabıları çok güzel derler toplarım. Temizlik lazımsa camları falan da İlhan çok güzel siler. Ablacığım isim nedir, bir tanışalım. Fikriye Altı Parmakoğlu. Fikriye Altı Parmakoğlu. Ablacığım soy isim ne kadar uzun? İşte sülalemiz demek ki bayağı bir uzun. Yani böyle bir imdat desek, Fikriye Altı Parmakoğlu ablam desek, yani imdat deyinceye kadar gittik. Allah korusun. Zorluk yaşıyor musun ablam böyle sınavlara falan? Evet, sınavlardan ziyade hastanelerde çok zorluk yaşıyorum. Ne diyelim ablam? Hakkında hayırlısı olsun o zaman. Ev hanımıyız değil mi ablam benim? Evet, ev hanımıyım. Maşallah, senin bugün gün falan mı vardı? Evin içi bayağı bir hareketli böyle. Misafirlerim var. Misafirler evet. Nereden geldiler? Aksaray'dan geldiler. Aksaray'dan? Evet. Sılah-i Rahim için ta Aksaray'dan kalkıp buralara kadar gelmişler. Şimdi ablacığım biz çene çalmayı pek severiz ama işte işimize geri dönelim şöyle. Ablacığım Asfora Kapınızda diye biz bu programı yapıyoruz. Evet. Böyle kıymetli hemşehrilerimizin zillerini çalıyoruz. 4 tane meşhur sorumuz var. Bunu yöneltiyoruz. Evet. Eğer şöyle 4'te 4 olursa bir 100 lira bırakıp gidiyoruz. Yarışma için müsait miyiz? Başlayalım mı? Başlayalım. Çok güzel. Senin taraftarlar da burada. Sıkışırsa ne yapar? Peşin peşin kopyayı da alır. Tamam. Ablacığım şöyle. Yeğenim. Gel, gelin. Gel. Yeğenleri de görelim. Yeğenleri yaklaş şöyle. Yeğenler. Bir isim alalım efendim. Büşra Rana Saman. Abi hepsinin adı uzun ya. Büşra, Nara. Soyadı neydi? Büşra Rana Saman. Çok güzel bir isim. Allah gerçekten yani bahtını güzel eylesin. Senin isim nedir? Edengül Altı Parmakoğlu. Hele az daha gel. Hele az daha gel. Bir daha söyle. Edengül Altı Parmakoğlu. Ne güzel. Şansı bahtı açık olsun. Yani şöyle bir sevemedik de yani şöyle ismiyle beraber. Hemen o zaman ne yapalım? Sadete gelelim, yarışmamızı başlatalım. Efendim Asfora marketlerden alışveriş yapıyoruz. Sürekli. Çok güzel. Ablacığım sürekli evet. Dedin bizi böyle can evimizden vurdun. Peki bir hafta içerisinde hiç Asfora'ya uğradık mı? Daha bugün uğradım, dün uğradım. Çok güzel ablam, gayet güzel gidiyorsun. Peki yapmış olduğun alışverişin fişi duruyor mu? Evet. Ablacığım bir al gel onu, kurban olayım. Ne demek, bekleriz, kapı bize emanet. Gelin kız, ismi fazla kızlar, gelin böyle. Kaça gidiyoruz? 5. İyi, 5 ne kadar net. Sen kaça gidiyorsun? 9. Ne mesleği düşünüyoruz efendim, ne olmak istiyoruz? Diş hekimliği veya göz doktoru. Diş hekimliği veya göz doktoru. Ne güzel, ne güzel. Sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen. Ya bu duruştan da ancak böyle bir öğretmen çıkar. Aman yarabbi, fişler geldi. Fişler geldi. Yani bu fiş, yani soğuk havada şu an beni ısıtmaya fazlasıyla yetti. Kıymetli Cengiz abim, senin mıntıkayı ilgilendiren bir durum var şu anda. Evet Cengiz abim, nedir durum? Geçerli tabii. Bereketli olsun. Geçerli dedi, bereketli olsun dediyse ne yapar Cengiz abim şimdi? 25 liralık alışveriş çekini önlem verir. Gayet güzel, şu anda Cengiz abi enerjimiz zirve yaptı. Bir de bir İlhan sana yok. Gelme üstümüze bu ablamın. Hemen şöyle takdim edelim. Gelelim ikinci soruya ablam. Şimdi Asfora'yı madem tercih ediyoruz, alışverişleri yapıyoruz. Asfora'mızın kendi ürünleri var. Kullanıyor musunuz? Evet, kesinlikle. Şimdi niye kullanıyorsunuz diye izleyicilerimiz sorar. İçin. Çok memnunum. Ablam damak tadına hitap ediyor mu? Kesinlikle. Tavsiye damak tadıma yani. Hitap ediyor. Her sofrada olması gereken ürünlerden. Peki senin sofrada şu anda bir var mı efendim? Tabii olmaz olur. Ambalaj kutu görebilir miyiz? Derhal. Ablacığım görev adamı gerçekten harika. İsmi kalabalık ablama canı yürekten teşekkür ediyorum ben. Akşam akşam ne yaptı? Yüzümüzü güldürdü. Harika gidiyor. Neyin oluyor senin? Annem. Anne senin neyin oluyor? Halam. Halan. Allah. Efendim. Ablacığım ekmek var mı? Var. Biz prosedür icabı şöyle tadına bakıyoruz ama. Ekmeğimiz, çiğ köftemiz buyurun. Şaka efendim, şaka efendim. İlhan bir an böyle ne yaptın? Eteklerin zil çaldı ama gördün mü İlhancığım ürünü? İşte ablam almış Asfora'nın ürünlerini ama kutusunu atmamış. Atmadığı için de ne yaptı efendim? Bir 25 liralık alışveriş çekinin daha sahibi oldu. Cengiz abim şu anda yüzünde gülücükler açıyor. Cengiz abimin yarışmacımız böyle 2'de 2 yapınca siz de yapabilirsiniz. Ablacığım gelelim 3. soruya. İnternetle aramız nasıl? Fena değil. Kendim kullanmıyorum ama oğlum daha çok kullanıyor. O zaman hiç problem değil ablacığım. Biz sosyal medya üzerinden Asfora'nın gerek Instagram'da gerek Facebook'ta beğenip veya takip edildiğini görmek istiyoruz. Beğeniyoruz tabii ki. Bir görelim de şöyle cümle aleme gösterelim. Hadi ablam benim. Kıymetli bir ablam bugün ne yapıyor efendim? Tarih yazıyor. Uzun zamandır böyle ne yapıyorduk? Kriterler böyle peşi sıra sıralanmıyordu. Ömer'im, Ömer bile şu an sevinç çığlıkları atıyor böyle. Ömer'cim apartmandakileri rahatsız etmeden hopla zıpla, tamam mı? Gerçekten şu an durum harika. İsmi kalabalık çocuk, gel buraya. Nasıl, her zaman böyle şanslı mıdır anne? Hı hı. Bak, en büyük şansı sizlersiniz ama yahu. Kaç kardeşsiniz? 2. Sen en küçükleri misin? Ben. Hı hı. Abinle nasıl anlaşıyorsun mu? Biraz. Biraz mı? Sıkıntı falan varsa girelim araya. Olur mu? Bak bizim İlhan mesela çok güzel böyle ortalığı yumuşatır değil mi İlhancığım böyle? İlhan bildiğin gibi değil. Bir hafta bırakalım mı siz bunu? Bırakmayın. Gerek yok, zaten fazla yiyor. Babası da evden atmak üzere imza topluyormuş galiba aileden. Değil mi İlhancığım benim? Annen ne yaptı? Bir bak bakayım. Hemen geliyor. Geldi mi? Ne, oğlan mı var içeride? Evet. Hmm. Şöyle gelseydin de bir yakışıklı görseydi Konyalılar. Hele gel bakalım. Efendim merhabalar. Kusura bakmayın verdiğimiz rahatsızlık için. Bir telefona bakabilir miyiz efendim? İnternet açayım da. Ha Wi-Fi'den Wi-Fi sınırlarından çıkmak istemiyor. Gerçekten harika. Efendim beyimiz ne iş yapıyor? Eşim esnaf. Çok güzel. Esnaf, ama gerçekten esnaflığı demek ki 10 numara, ki bu aileye de yansımış efendim. Yani bizim Konya tabiriyle girişkenlik 10 numara. Gerçekten harika. Allah. Yani efendim akşamları biz Piriz'de olduğumuz için yemiyoruz ama İlhancığım. İlhan. Ne oldu İlhan? İlhan diyorsun değil mi? Şimdi şu kamerada bir kaşık olsa da girişsem. Biz yemiyoruz ablacığım ama şöyle Ömer sen tadına baka dur. Ablacığım şu çocuklarda hiç yemeyecek gibi bir surat görebiliyor musun sen? Maşallah. Cengiz abinize de verin. Kendiniz yemeyin bak, tamam mı? Telefon ne oldu? Allah. Allah. İlhan gel. Bırak şimdi çiğ köfteyi, gel buraya. İlhancığım. Burada ne var İlhan? Gördün mü? Asfora Instagram'da takip ediliyor İlhancığım. Kapandı mı? Tabii telefon heyecana dayanamadı. İlhan bir daha gel. Gel bakayım. Gördün mü İlhancığım? İlhancığım aklın çiğ köftede, görüntün Instagram hesabında olsun. Şu anda Instagram'da da tabii ki efendim beğeniler var. Ayrıca indirimde olan ürünler de Konyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş durumda efendim. Alışverişe çıkmadan önce takip ederseniz kendi menfaatinize. Şimdi efendim bu takip de size ne yaptı? Bir 25 liralık alışveriş çeki daha kazandırdı. Harika gidiyorlar, harika gidiyorlar. Ablacığım bu programı hiç izledik mi peki? Evet. Peki hiç bekliyor muydun ablam? Bizim kapıya da gelirler mi acaba diye? Şans olabilir, neden olmasın? İşte gördünüz mü efendim? Bir şey değildir diye düşünüyorum. Harikasın. Ablam bu akşam resmen tarih yazıyor. Sizin de kapınız çalınabilir efendim hiç beklemediğiniz bir anda. Aksaray'da misafirleriniz geldiğinde bir de bakarsınız ki kapı çalınıyor. Yani Erkan kapıda, Asfora kapıda, yapacak bir şey yok. Şimdi geldik 4. soruya. 4. soruda da efendim bir sloganımız var ki dillere destan. Sloganımızı biliyor musunuz? Evet. Bu da biliyor mu? Söyleyin çocuklar. İsimleri çok kızlar. Gelin böyle. Yaklaşın böyle. Hadi bakalım bir alalım sloganı sizden. Şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Yani. Senden bir daha alabilir miyim? Tabii ki. Bu şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Evet. Bu ismi kalabalık kızlar sloganı söyledi. Bizden ne yaptı? Bir 25 liralık alışveriş çeki daha kazandılar. Ömür boyu şansları böyle daim olsun diye güzel bir dua edelim biz de. Diş hekimi sana vereceğim ben de bunu. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel oldu. Olay bu işte. Efendim gerçekten kapılarınızı açtığınız için bir teşekkür edelim. Daha sonra Asfora'ları tercih ettiğiniz için ayrıca da bir teşekkür ederim size şöyle. Kapanışta eşe dosta Asfora ailesine neler söyleriz? Gerçekten çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten ediyorum. Hem hesaplı, damak tadına uyuyor. Mükemmel. Sebzesiyle, yoğurtuyla, peyniriyle 4 dörtlük. Daha ne olsun? Efendim ben demiyorum, bunu bizzat efendim Meram Toki'de bulunan kıymetli bir ablam söylüyor. Anlatması bizden. Çok memnun oldum. Daha önce Aziziye'deki şubesinde alışveriş yapıyorduk. Çok da memnunduk. Efendim, buraya gelmesine çok sevindik. Asfora yani. Sizden razı, siz Asfora'dan razı. Daha ne olsun efendim, buraya şöyle bir tatlı bir virgül atıyoruz. Bir sonraki tarihli evde çekimlerimize devam ediyoruz. Asfora kapınızda çekimleri hız kesmeden devam ediyor efendim. İlk talihlimiz yüzümüzü güldürdü. Bizden 100 liralık alışveriş çeki kazandı. Sizler de kazanabilirsiniz diye boşuna demiyoruz efendim. Kaç bölümdür şöyle ne yapıyorduk? 100 lirayı veremiyorduk. İçimiz gerçekten buruktu ama şöyle ilk talihlimiz 100 lirayı kazanınca gerçekten şöyle enerjimiz zirve yaptı. Efendim bizlerin şöyle yüzlerini güldürmek istiyorsanız, şöyle enerjimizi zirvelerde bırakmak istiyorsanız efendim hazırlıklarınızı yapın. 4 kriterimiz var efendim. Gayet de basit şöyle. Bir duyuru daha yapalım hatta şöyle şu anda ekranlara başında bizleri izleyen kıymetli hemşehrilerimiz, program bittikten sonra, mümkünse alışverişe gittikten sonra hatta fişleri atmayın. Asfora ürünlerinde şöyle bir köşede bekletin. Görmüş olduğunuz gibi efendim yağmur, çamur, fırtına demeden çekimlerimize devam ediyoruz. Yağmur, çamur, hamur, orası biraz karıştı ama İlhancığım sıkıntı yok, üşüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yine tatlı dilimizle, güler yüzümüzle, yüksek enerjimizle çekimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlk apartmanda bulduğumuz bereketi, ilk apartmanda bulduğumuz artık coşkuyu acaba bu apartmanda bulabilecek miyiz İlhancığım? İlhancığım böyle bakmakla olsaydı kediler ne yapardı? Kasap olurdu. Gel içeri girelim İlhancığım. Şöyle bir bakış yaptık. Şöyle bir olayın ayrıntısına kadar girelim. İlhancığım şöyle blok numarasına bakacağım ama bakamıyorum. Gel. İlhancığım yine bir kırmızı halı söz konusu. Hadi bu sefer de sen yürü oradan. İlhanım benim. Gel bakalım İlhancığım. Şimdi İlhan kapıları da öğrendik. Bu kapılar dışa açılıyor, tamam mı? Böyle. Tamam mı İlhancığım? Bunu da az önce öğrenmiş olduk. Gel bakalım İlhancığım. Şimdi az önce ne yapmıştık? Cengiz abimizin uğurlu parmaklarıyla şöyle güzel bir daire belirlemiştik İlhancığım. Şimdi ne yapsak acaba? Yine aynı şekilde devam etsek bizi neler bekliyor? Şöyle bir ayrıntısına girelim olayın. Görmüş olduğun gibi İlhancığım birbirinden kıymetli Konyalı hemşehrilerimizin isimleri burada mevcut İlhancığım. Ne yapalım şimdi İlhancığım? İlhancığım ne yapalım? Soruyorum sana, ne yapalım? Düşünüyor musun? Ömer sen de düşün bir yandan. Cengiz abim telefonla konuşuyor. Bölge müdürü olmak kolay değil efendim. Telefonlar susmuyor. Şimdi bir yapmıştık. 2 yapalım mı? 3 yapalım mı? Kaç yapalım İlhancığım? Kaç diyorsun? 1. Ömer sen kaç diyorsun? 12. Ömer 12 dedi. 1, 12. Ne yaptı? 13. Böl 2'ye Ömerciğim. 7,5. 7,5, 6,5 mu? Sen üniversite mi okuyorsun? Aslan kardeşim benim. Babanla özel bir görüşmem lazım. Çünkü galiba paralar israf oluyor Ömerciğim. Şimdi İlhancığım bu çocuk ta 12. kat dedi. Sen ne diyorsun? 2 mi? 2, 3. 2, 3 olsun hadi, gel bakalım. Buradan mı 3 İlhan, şuradan mı 3? Buradan. 1, 2, 3 İlhan isim yazmıyor. Bir üst mü yapalım? Hadi o zaman bir üst yapalım. Mustafa Şahin diyor İlhancığım. O zaman ne yaptık? Zile bastık. İlhancığım kapılara dikkat et. Hemşehrilerimiz de bir yandan evlerine giriş yapıyor. Onlara da şöyle rahatsızlık vermeyelim. Kimin ziline bastık? Mustafa Şahin'in. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ablacığım biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfora Kapınızda diye bir program yapıyoruz ama müsait misiniz? Çekim yapabilir miyiz kapının önünde? Yapamayız çünkü müsait değiliz. Eşim yok. Peki efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Evet, kıymetli bir ablamızla ne yaptık? Diyafon usulüyle şöyle bir görüşme yaptık. İlhancığım yaklaş bakalım. Yeniden ne yapacağız? Daire belirleyeceğiz. İlhancığım burayı seçmiştik. Şimdi bu tarafı deneyelim mi? Hayrullah Nazlı. İlhancığım çekil bakalım. Şöyle bir Hayrullah Nazlı ağabeyimizin ziline şöyle bir basalım. Acaba evdeler mi? Evdelerse müsaitler mi? Müsaitlerse çekime izin verirler mi? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Işıklar fazla yanmıyordu. Tek korkum şu anda o. Acaba evdeler mi? Acaba evdeler mi? Zillere bastık efendim. Kaçmadık. Kaçmadık, bekliyoruz. Evet. İlhancığım bir hak daha verelim mi? Bir sonraki dairemize geçelim mi? Hadi bir İlhancığım sen seçimi yap bu sefer. Evet İlhancığım hadi bakalım seçimi sen yap. Şöyle evet, zillerde halen daha yolculuğun devam ediyor. Bas hadi, birini tercih et. Mehmet Akbaş ağabeyimizin şu anda İlhan ziline bastı. Acaba evdeler mi? Bekliyoruz bakalım, sizin de kapınız çalınabilir. Ne güzel bir melodi oldu İlhan. Evet. Mehmet Akbaş ağabeyimizin. Alo. Mehmet Akbaş. İlhancığım kapı açıldı. Kapı açıldı. Bu sefer sen önden gir İlhan. Ben mi gireyim? Tamam, anladım. Şöyle izleyicilerimize sırtımızı dönmeyelim. Gel bakalım. Evet İlhancığım şimdi zili çaldık ama acaba kaçıncı kat İlhancığım? Hiç düşündün mü zile basarken? Ömerciğim kaç? 29, evet Ömerciğim. Evet. Son katlarda. Böyle bir matematik hesabı gerçekten yok. Asansörümüzü bir çağıralım. Asansörümüzü bir çağıralım. Ne yapalım? Efendim biz yine zili çaldık. Daireyi karıştırdık. Daireyi bulalım. Önünde çekime devam edelim. Haydi bakalım. Nihayet dairemizi bulduk efendim. Arkadaşlar bundan sonra ne yapalım İlhancığım biliyor musun? Müsait bir zamanda şöyle oturalım televizyonda, tamam mı? Bir blokta kaç daire var? Hangi daire kaçıncı kata çıkıyor? Ne nasıl oluyor? Zil numaralarına varıncaya kadar bir çalışalım. İsim neydi? Mehmet Akbaş, sen niye sessiz konuşuyorsun? Öyle konuşanların adını tahtaya yazmıyoruz Ömerciğim. Yüksek sesle konuşabilirsin, problem yok. Mehmet Akbaş, 28, 29 muydu? 29. Efendim şöyle, ne yapalım? Zilimiz nerede? Bu yangın alarmı ortalığı karıştırmayalım. İlhancığım, Asfora kapınızda. Haydi bakalım, zili şöyle bir çaldık. Umarım müsaitlerdir. Efendim iyi akşamlar. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Şu an kamera sizi görmüyor. Eğer uygun görürseniz şöyle kapının önünde bir yarışma yapmak isteriz sizde. Bekleriz efendim şöyle müsait değilseniz. Asfora kapınızda diye program yapıyoruz. Eğer müsaitseniz kapının önünde şöyle bir çekim yapmak isteriz şöyle. Evet şöyle kıymetli bir kardeşimiz kapıyı açtı. Şöyle malum akşam olduğu için herkes ev hali. Şöyle kısa bir müsaade istediler bizden. Şimdi gel bakalım İlhancığım, yaklaş böyle, yaklaş böyle. Genç delikanlı bir kardeşimizle şu anda ne yapıyoruz? Beraberiz ama kapının hemen arkasında da annesi ona ne yapacak efendim? Yardımcı olacak. Anneden kopya alırsın, annenle beraber yardımlaşarak ne yapacağız? Çekimleri gerçekleştireceğiz. Paşam isim nedir? Emir. Emir kardeşimiz kaça gidiyordur? Lise 3'e gidiyor. Lise 3, gayet güzel. Hangi lise? Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Oo, bu sene artık zor bir sene mi olacak? Sınavlara gireceksin. Aynen büyük. Var mı şöyle bir heyecanı şimdiden? Ya, üniversite için var bayağı yani. Vallahi üniversite heyecanı şimdiden İlhancığım yavaş yavaş kendisini sarmaya başlamış. Şimdi annen orada olduğu için gönül rahatlığıyla seninle yarışmaya başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. Evet, başlayalım. O zaman ne yapalım efendim? İlk sorudan şöyle bir artık startı verelim. Şimdi annen de orada, anneni de destek alabilirsin. Asfora marketlerden alışveriş yapıyor muyuz? Ben sana söyleyeyim, sen annene söyle, tamam mı? Tamam. Yapıyor muyuz? Annesi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Annesi sürekli diyor. Şu an vitrinde delikanlı gayet güzel bir şekilde ailesini temsil ediyor. Peki bir hafta içerisinde hiç Asfora'ya uğradınız mı? Evet. Peki yapmış olduğunuz alışverişin fişi evde duruyor mu? Duruyor mu? Genelde ben atıyorum ama... Ablacığım seni yoracağız. Hakkını helal et. Biz şöyle kardeşimizle şöyle bir muhabbet ederken ablam da şöyle içeriği bir şöyle bir karıştırsın. Bu programı hiç izledik mi paşam? Evet, dün izlemiştik hatta. Peki hiç düşündün mü, aklına geldi mi buraya gelirler mi diye? Vallahi hiç düşünmedim. Yani ya, dağın ya, başında işte diye. Böyle, dağın başında olsa, ovanın başı da olsa biz yeter ki ne yapalım efendim, gönüller bir olsun, kıymetli hemşerilerimizin kapılarını çalarız. Annem bir şey diyor. Bak bakalım. Sen annene bir yardımcı ol hele. Beraber şöyle bir imece usulüyle. Kız gel buraya. Tatlı kız, isim nedir senin? Hatice Sevde. Hatice, sen de gidiyor musun okula? Hı hı. Asfora'ya gidiyor musun peki? Çok. Asfora'yı nasıl buluyorsun? Beğeniyor musun Asfora'yı? Hı hı. Asfora'ya gittiğinde sen en çok ne alıyorsun fıstığım benim? Her şeyi var değil mi? İstediğin her şeyi alıyorsun. Abin buldu mu acaba? Şu torbayı bulalım. Başka şey var. Torbamı buldum, kurban oldum. Bize fiş lazım şimdi. Fiş yok mudur ablam? Sabaha kadar da olsa bekleriz. Fiş çıkmaz mı? Çekmecelere iyice bir bakın. Cepleri şöyle bir karıştırın. Evet, ablam ne yapacak? Yine aile bütçesine katkıda bulunmak için ne yapıyor? Yine mesai harcamaya devam ediyor. İki kardeş misiniz siz? Üç. Üçüncü nerede? O da işte babamla birlikte. Oo, ne güzel. Şimdi siz şanslısınız. Siz çıktınız, o çıkmadı. Ablacığım yok mudur? Efendim ne yapıyoruz? İlk soruyu şöyle bir teğet geçtik, artık ikinci soruya geleceğiz. Şimdi madem fiş atılmış, Asfora marketlere hani gidiyorsunuz ya, değil mi fıstığım? Asfora'mızın ürünleri var. Beyaz peyniri var, yoğurdu var, sucuğu var, var babam var. Bunları kullanıyor musunuz? Annene sor bir, kullanıyor muyuz anne de? Kullanıyor. Yumurtasını özellikle alıyorum. Çok güzel. Ablacığım o yumurta duruyor mu evde? Üstünde Asfora yazıyor mu hala? Kolisi duruyor mu? Asfora kaymağı var mı evde? Yoğurt var mı? Üstünde Asfora yazsın. Yani yok, ben geldim mi genellikle boşaltıp kendi kaplarıma, saklama kaplarıma koyuyorum. Onun eyvah, için... Eyvah. Ablacığım son bir şans daha vereyim sana. Şimdi mutfağa girsen üstünde Asfora yazan bir ürün bulamaz mısın? Eyvah eyvah, bize ürün lazım. Bize ürün lazım. Cengiz abi, iki tane dünya tatlısı yavruyla konuşuyoruz ama kriterler gerçekleşmiyor. Üzülmeye başladık. Şimdi üçüncü soruda devreye gireceğiz artık. Üçüncü soruda devreye gireceğiz. Gireceğiz mi? Yardımcı olacağız. Şimdi sosyal medyayla paşam aran nasıl? İnternet, Facebook, Instagram. İyi. Yani evet, bu yakışıklılıkla iyi olmaz da. Değil mi yani? Nasıl olur? Çıkar bakayım telefonu. Hadi bir al gel telefonu şöyle bir. Şimdi ne yapacağız artık? Devreye gireceğiz. Yani şöyle ağırlığımızı koyacağız İlhancığım. Nasıl? Beni ağır görebiliyor musun İlhancığım oradan? İşitmişsindir namımı. Beton Şaban derler bana İlhan. Aç bakayım paşam. Instagram aç. Instagram aç. Asfora'yı takip ediyorsun değil mi paşam benim? Kopya vermek gibi olmasın ama aslan kardeşim benim. Üniversiteli kardeşim. Bak Allah söyletti. Üniversiteli dedim sana. Değil mi? Ha, aynı paşam o ta kendisi. Şöyle bir hop. Ha ne güzel. Tamam sıkıntı yok. Senin oğlan da asforacı çıktı abla. Sıkıntı yok. Hele aç orayı aç. Ha, tamam çok güzel. Allah böyle bir güzellik yok. Sen şimdi ne yaptın paşam biliyor musun? Evet sen şoktasın şu an. Ben de şoktayım. Ha açıldı. İlhan gel buraya. Kıymetli kardeşimiz ne yapmış? Asfora'yı Instagram üzerinden takip ediyor. Neden takip ediyor? Alışverişe çıkmadan önce diyor ki anne diyor Asfora'da indirimler şunlar varmış diyor. Gidince bunları da alabilirsin diyor. Değil mi kardeşim benim? Aslansın sen canımsın. Hemen bir paşamın 25 liralık alışveriş çeki gelsin. Sen kazandın ama bunu şöyle kıymetli fıstığımıza verelim. 4. soruya gelelim. Hazır mısın? Hazır. Bak anneyi devre dışı bıraktık. Yarışmaya seninle devam ediyoruz. Erkek erkeğe konuşuyoruz böyle. Bir de sloganımız var paşam. Bildiğin gibi değil. Sen biliyor musun peki? Biliyorsun. Ben anladım o gözlerden anladım. Bak annen kopyayı veriyor. Ne dedi ablam benim? Evdeki hesap Asfora uyar. Şöyle Konyalılar bir görsün bakalım. Hadi ben diyeyim ki bu şehrin Asfora marketi var. Sen de ki. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Uyar dedi. Ne yaptı? Kazandı. Bir 25 liralık alışveriş çekinin daha sahibi oldu. Yine kıymetli fıstığımıza verelim. Şimdi efendim geldik bu kapıyı çaldık. Tamam mı? İlk 2 aşamayı şöyle teğet geçtik ama buraya bir daha gelebiliriz. Bu kapıyı bir daha çalabiliriz. Bundan sonra hazırlıklar tamam olsun değil mi? Evet abi tamam. Aslansın sen. Gerçekten seni tanıdık, memnun olduk. Açıkçası ihtimal vermiyordum geleceğinize. Onun için hani bilseydim inanın çünkü sürekli gidiyorum Asfora'ya. Bugün de inecektim. Yani nasip erindik işte. Biraz evet. Nasip işte ablacığım bugün geleceğimizin garantisi yoktu ama bundan sonra gelmeyeceğimizin de garantisi yok. O yüzden hazırlıklarımız ne olsun? Cengiz abi biz buraya bir daha geleceğiz değil mi? Geleceğiz. Yine aynı apartmana girebiliriz. Şimdi sen kapanışta ne yapacaksın biliyor musun? Arkadaşlarına hadi bir selam yolla şöyle. Tüm sevdiklerime Veysel Can'a, İzzet Esenkaya ve Halcan Soydan'a bol bol selamı söylüyorum. Tüm sevdiklerine selam olsun. Aleyküm selam. Fıstığım gel. Sen de okul arkadaşlarına selam yollamazsan olmaz şimdi değil mi? Hadi bir de sen selam yolla. Bütün arkadaşlarıma selamım olsun. Sevgili izleyenlerimiz geldik bir Asfora Kapınızda bölümünün bu akşamda sonuna efendim. 2 kıymetli ailemizi tanıdık. Ziyadesiyle memnun olduk. İlk ailemiz şöyle bize mutluluğu zirvede yaşattı ama ikinci ailemizde şöyle bir nazarlık yaşadık efendim. 50 lira bırakıp çıkmak zorunda kaldık. Efendim kapılarınızı çaldığımızda bizleri mutlu etmek istiyorsanız efendim 4 kriterimizi de tamamlayın efendim. Hazırlıklarınızı yapın. Görmüş olduğunuz gibi efendim hava şartlarına aldırış etmeden uzak yakın aldırış etmeden çekimlerimize devam ediyoruz. Kapıları çalmaya devam ediyoruz. Bugün Meram Toki'deydik efendim. Gayet güzel bir çekim gerçekleştirdik. Bana bu çekimde eşlik eden değerli kameraman arkadaşım İlhan Kaya'ya huzurunuzda teşekkür ediyorum. Asistanım Ömer Ulaş'a teşekkür ediyorum. Daha sonra kıymetli bölge müdürümüz Cengiz Nalbantoğlu ağabeyime çekimleri de bizleri yalnız bırakmadığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizden bu bölümlükte bu kadar efendim. Farklı bir mahallede farklı bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.